Merhaba arkadaşlar. ALES 2022 birinci sınavı sorularına şöyle sözel mantık sorularına bir bakalım neler varmış elimizde. Şimdi sıradaki sorumuz bir müzik kursu sorusu. Bir müzik kursunda İlyas, Jale, Kemal, Lemi, Mine, Nida ve Özge adlı öğrenciler cumartesi ve pazar günleri ki benim için en önemli ifade zaman dilimi söylediği zaman neydi ona göre aslında tablo yapmaya çalışıyorum. O zaman önce şöyle bir tablomuzun anahtarını bir çıkaralım. Bir kere günler bizim için önemli. Müzik kursu dediğine göre sonuçta hani bir enstrüman seçilmesi lazım ki onları da yavaştan söylüyor. Diyor ki bağlama, gitar, ut enstrümanları üzerine eğitim almaktadır diyor. Şimdi ben de o zaman iki tane seçenek üzerinde duruyor. Birincisi demek ki günler. İkincisi müzik aletleri diyor. Şimdi günlerimiz ne? Cumartesi ve pazar. Müzik aletlerimiz neler? Bağlama, gitar, ut. Peki kişilerimiz kaç tane? İlyas, Jale, Kemal, Lemi, Mine, Nida, Özge. 7 tane galiba. Yanlış saymadıysam bu 7 kişinin hangi müzik aletlerini kullandığı ve hangi günler kursa geldiğiyle ilgili bilgileri çıkarmaya çalışacağız. Şimdi rengimizi değiştirelim. Bakalım kişilerimiz için neler söyleyebileceğiz. Şöyle yazalım. İlyas, Jale, Kemal, Lemi, Mine, Nida ve Özge. Gene alfabetik sıra korunmuş bakın. Şimdi diyor ki her bir öğrenci sadece bir gün ve bir enstrüman üzerine eğitim almaktadır diyor. Bu iyi bir bilgi. Gitar eğitimi alan toplam 3 kişi, bağlama eğitimi alan toplam 2 kişi, odada 2 kişi kalmış. Diyor ki pazar günü eğitim alan öğrenci sayısı 4'tür diyor. Toplam 7 olduğuna göre demek ki cumartesi de 3'tür. Şimdi şu bilgiler ana giriş bilgileri. Genellikle sonlara doğru en kolay bilgileri sunarlar. Bakın son bilgiye bakın. Lemi cumartesi günü bağlama ders eğitimi almaktadır diyor. Şimdi onu da farklı bir kalemle doldurayım. Lemi cumartesi günü bağlama eğitimi alıyorsa kalıyor bir bağlama, iki cumartesi. Şimdi bağlamanın bire düşmesi çok çok önemli arkadaşlar. Niye önemli olduğunu şöyle söyleyeyim. Çünkü iki tane olanı ay iki farklı kişiye dağıtmak zorunda olduğunuz zaman kimler olduğunu bilemeyebilirsiniz ama iki kişi aynı İşte müzik aletinin eğitimini alıyordu demek aslında burada kişinin şu anda kim bağlama üzerinden olmadığını gösterir demektir. Şimdi cümle içinde belki anlatması zor oldu ama metin içinde daha rahat anlatabilirim. Şimdi birinci bilgi okey. Özge ve Jale aynı gün gitar eğitimi almaktadır diyor. Şimdi Özge ile Jale'ye aynı gün gitar eğitimi yazacakmışız. Şimdi burada baktığınız zaman müzik aleti gitar ve bunlar aynı günmüş. Şimdi buna da dikkat. Şöyle yanına yıldızlar koyayım. Peki şimdi gitar bu arada o da bire düştü. Diyor ki Kemal ve Nida farklı günlerde aynı enstrümanın üzerine eğitim almaktadır diyor. Şimdi Kemal ve Nida bakarsanız aynı enstrüman ud dışında çok da bir şey kalmadı. Yani bu da udun şu anda bittiğini gösteriyor. Peki farklı günler dediğine göre demek ki birisi cumartesi öbürü ise ne olacaktır? Pazar günü eğitim alacaktır. Bu da iyi bir bilgi oldu açıkçası. Şimdi bir şeye dikkat. Şu anda cumartesi pazarlardan birer tane gittiğine göre demek ki 3 pazar bir de cumartesi günü kaldı. Şimdi dikkat. Özge ve Jale aynı gün gitar eğitimi alır dediğine göre demek ki bunların da mecburen pazar günü olması gerekiyor. Burada da kaldı bir. Şimdi elimizde bir cumartesi bir pazar kaldı. Diyor ki Jale ve Mine aynı gün şimdi Jale ile Mine. Jale bir kere pazarsa Mine de pazar oldu. Demek ki İlyas cumartesi oldu. Farklı enstrümanlar üzerine eğitim almaktadır diyor. Jale ve Mine farklı enstrümanlar. Demek ki bu gitarsa bu bağlama. O zaman bağlama bittiğine göre geriye kaldı gitar. Demek ki bizim sorumuzun tam olarak metni bu şekilde olması gerekiyor. Tek bilmediğim şey K ile N'nin hangi gün olduğu ki bence sorunun zaten %100 neredeyse %100'lük bir performansına ulaştık. Peki. İlk sorudan başlayalım. Buna göre atlı öğrencilerden hangileri ud eğitimi almaktadır diyor. Bakıyorum İlyas, Mine, Nida. İlyas, hayır. Mine, hayır. Nida, evet. Demek ki sorumuzun cevabı ne olacak? Yalnız 3. Yani birinci sorumuzun cevabı C seçeneğidir diyor. Peki ikinci sorumuz. Diyor ki atlı öğrencilerden hangileri enstrüman eğitimini cumartesi günü alıyor olabilir diyor. İlyas, Jale, Kemal. İlyas, Jale, Kemal. Bakıyorum. Cumartesi, pazar. Cumartesi ve pazar. Demek ki İ ya da K olabilir. Bu da sorumuzun doğru cevabının 1 ve 3 olduğunu yani D seçeneği olduğunu gösterir. Diyor ki
Tüm öğrencilerin kurs günleri ve enstrümanlarının tam olarak belirlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterlidir diyor. Şimdi bakın dikkat ederseniz biz K ile N arasındaki durumu bilmiyorduk. Bence içinde ya işte K kimdi hatırlamıyorum ama N kimdi? Nida. Demek ki Nida ya da Kemal büyük ihtimalle bunlardan birinin geçen bir gün miktarı olması gerekiyor. Bakıyorum K ya da N. Şimdi N içinde geçen B şıkkı var bakın. Lemi ve Nida'nın aynı gün eğitim aldı. Bakıyorum Lemi cumartesi, Nida'da cumartesi olursa mecburen Kemal'e pazar kalacaktır. Doğru. Burada Lemi de farklı bir isim. Aslında ben önceki kendi yazdığım sorularda kullanmıştım ama şu anda isim Lemi gelince biraz farklı geldi. Buradan tüm Lemilere sevgiler. Şimdi diyor ki Kemal ile Özge'nin aynı gün eğitim aldığı biliniyorsa, şimdi Kemal ile Özge aynı gün eğitim alıyorsa mecburen pazar günüdür. O zaman demek ki cumartesi Nida'ya kalır. O zaman Nida'nın da cumartesi günü UT kursu aldığı bellidir. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı ise nedir? E seçeneği olacaktır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.